É de boca. É o Maguinho Gedetão. Bugün YouTube'u ele geçiren kanallara bakacağız. Direkt elimizde veri var. Bu kanallar bu yılda YouTube'u ele geçirmiş insanlar. Yani izlenme açısından bu video kötü amaçlı çekilmedi yani. Adamlar kim ne yapmış bu sene hani. Yani YouTube'u kısaca Türkiye'de ele geçiren kanallara bugün bakacağız. Sizin tanıdığınız isimlerden de var. Var yani bayağı var. Neyse bir önceki videoda ilk yorum atanlardan admin kardeşimizi koyalım. Size çıkmak istiyorsanız bildirim açıp like atıp bir dakika yazmanız yeterli. Bak adam sonuna kadar izlemiş. Adamsın. Şimdi bakalım kimler ele geçirmiş. Şimdi listede şöyle bir sıra var. Beder Böcük birinci sıra. Da Türkiye'de. Beder Böcük kim lan? Oh hello man. 42 milyon abonesim var. Nasıl oluyor oğlum bu? Ne çekiyor oğlum bunlar? Ha bu çocuk kanalı ya. Bu hiç bakmayalım çünkü zaten onlar bir RP içerisinde, anladın mı? Onlara bakmanın bir anlamı yok. Semih Varol. Semih Varol'u da biliyorsunuz zaten. Oğlum burada Arapların ne işi var abi? Araplar ne alaka oğlum? Türkiye'de Araplar, ha doğru, Suriyeliler de bizim ülkemizde maşallah. Her ülkedeki vatandaşları alıyoruz. RP videoları çekiyor Semih Varol'da. Mete Kaya gel. Mete Kaya gel 7. sırada. Adam bu yıl toplamda 4 milyar izlenmiş lan. 4 milyar. Yani Mete Kaya gel zaten hakkında fazla bir şey söylenilemez. Daha geçen gün izledik zaten videosunu. Geçen gün dediğim 2 gün önce izledik. Adam normal skeç videoları yapıyor. Ha bak bir tanesini izleyelim. Hocam yılbaşı skeç yapabilir miyiz? Yapalım tabii. Tamam, hazırlayabilir miyiz? Hocam ben hazırlayacağım. Hocam bir üst limit belirleyelim sonra çok... Yani böyle videolar çekiyor. Geçenki iki gün önce izledik yani. Bir daha izlemenin bir anlamı yok. O videoyu izleyebilirsiniz. Sultan Fayzo altında Ruhi Çenet var. Abi Ruhi Çenet bu sırada birinci olması lazım. Ama adam 15. sırada. Ruhi Çenet adamdır abi. Yani YouTube'da en kaliteli içerik üreten. Baksana abi adam son videosu Mr. Beast gibi ha adamın son videosu. Ses dublajı 18 tane ses dublajcısı var bak İngilizce. Abi bu adam Mr. Beast olmuş. Bu adam daha konuşmaya gerek yok yani. Lan bu arada 4. sırada Ters Maske ne arıyor oğlum? Minecraft kanalı. Ters Maske ne ara bu kadar şey oldu? 4. sıraya girebilecek kadar. Bakıyorum da uzun videoları. Adam her gün video atıyor. Yani bu olması normal herhalde. Aslında burada bug'da lan 627 milyon izlenmiş adam 4. sırada. Biraz daha aşağı iniyorum. Eagle ve... Eagle 5'i gördüm. Eagle 5 de bu listede ama adam hak ediyor abi bak. Eagle 5 de bu listede 33.ymüş. Abi bu adam harbi ben hayret ediyorum. Yani bunun gibi adamlar 100 yılda bir gelir. Yani biraz abarttım ama... Kötü anlamda söylemiyorum. Abi adam günde 10'dan fazla shorts atıyor. Bak günde 10'dan fazla bu kadar ben azim görmedim. Gerçekten ya helal olsun, kötü amaçlı demiyorum oğlum. Yani sadece şaşırıyorum. Günde 10'dan fazla shorts atıp günde 3-4 tane yayın nasıl açabiliyorsun reis? Reis gel bir dışarı çık bir kahve falan çek. Abi zaten adamın bir sesini açayım direkt tanıyacaksınız bak. Alınacak bir intikam, yaşat ola. Bu adamın sesini duymayan mağarada yaşıyor yani artık YouTube'da. Alınacak bir travma var. Atalarımızın, dedelerimizin ruhunu huzur içinde yaşatmak için o sahada... Adamın öyle bir sesi var ki abi videoda tutuyor. Yani bu adam gerçekten bak bu videoyu adam günde 10 tane short falan atıyor. Herhalde şu an azaltmış. Azaltmadığı dönem 10 13 tane falan atıyordu abi. Gerçekten bak şu videosuna falan bakalım. Yalnız Adana bugün hiç olmadığı kadar soğuk. İlk defa kendini Ronaldo falan göstermiş. Yılın erkeği, yılın en iyi oyuncusu ve Orta Doğu'nun en iyi oyuncusu olmak üzere 3 artık hep kendini gösteriyor. Bence daha iyi. Valorant oynayanlara ilginç bir haberim var ama heyecanlandım. Eğer rankınız Immortal ise haberiniz bile olmadan Kerem Aktürkoğlu ile maça girmek için yatacak. Kerem Aktürkoğlu Valorant arkadaş olmuş. Hatta bilmeden ona sövmüş bile olabilirsin. Bilgi kanka radyantları ya biz ona yetişemeyiz. Anne bağırma anne. Cuma Hanım adına gittin. Gittim. Yalan. Yani English 670 bin abone. Bu adam bu yılda herhalde başardı bunu. Büyük bir başarıdır reis, ben de sana abone oluyorum. Eğer görüyorsan yaparsan iyi olur ya. Sen de abone olursan. Evet bu listede bakalım daha kimler var tanıdık olarak. Kimler? Kaiser abi. Kaiser nerede? 93. numara. Koy. Abi Kaiser shorts'ta acayip iyi izleniyor. Çünkü kaliteli videolar yapıyor. Mesela şu videosunu açalım. Bana Afrika'dan bir video göndermişler. Size göstermem lazım. Ben bunu izlemedim lan. Oha bunu nasıl yaptın reis? Parayla herhalde. Kaç para verdin? Sevgiler. Bence pahalıdır lan. Afrika'dan sevgiler. Bunu bana yazsalar ben onlar Afrika'dan şey yapmışlar diyeceğim bana. Biraz otistik gibi niye davranıyor oğlum? Türk Mr. Beast. Nasıl öyle lan? Telif yemeyelim.
10 Azerbaycan manatıyla bir gün geçirme videosuna 50 bin beğeni gelirse bunun 100 manatlık versiyonunu çekeceğimi söylemiştim ve 100 bin beğeni gelmiş. Tamam bakiyemiz 1700 TL ama bunu tek başıma çekemem. Onun için kız arkadaşımı aldım. İlk olarak kahvaltı için Timbo kafeye gittik. Ben kendime Timburito söylerken kız arkadaşım da kendine teriyaki soslu tavuk söyledi. Bir de bu içeceklerden söyledi. Kız arkadaş da yapılmış. Hayırlı olsun reis. Kalan bakiyemiz 1100. Ankara neden New York'a ben? Ya bu adam kaliteli videolar üretiyor ya kısaca. Yani bakıyorum da. Ama bence normal videoları da böyle shorts gibi olsa, hani gerçek hayattan olsa bence daha iyi olur. Daha da yükselebilir reis. Bunun dışında her türlü hak ediyor bence. Çünkü shortsları kaliteli yapıyor. Kaliteli yapmazsa da bu kadar izlenmez herhalde. Bak 95. sırada. Minecraft parodileri. Abi bu adamlar var ya RP yapıyor da. Senin parasında pulunda gözümüz yok ama. Cidden o kadar fazla para kazanıyorlar ki. Helal olsun ya, yemin ederim Minecraft parodileri gerçekten aklınıza gelemeyecek kadar para kazanıyorlar. O hani bunu kötü manada söylemiyorum çünkü RP bile olsa çok uğraştırıyordur yani videolara. Ama gerçekten öyle böyle değil. Yani 1 milyonmuş 2 milyonmuş abi, geç onlara. Daha fazlası abi, çok fazla. Aklınıza gelemeyecek. Bence hak ediyorlar da RP yapıyorlar çocuk kanalı, bana göre değil. Bence ben izlemem ama abi adamlar çizgi film gibi yapıyor yani, o öyle izleniyor. Engin Polat Dilan Polat var lan 44. sırada. Bunlar kurtuldu mu bu arada, hiç haberim falan yok da bunlar nasıl bu listeye girmiş, kaç izlenmiş ki? Abi izlenmiş videoları falan bakıyorum, böyle tanıdık başka kimler falan var diye bakıyorum da Mert diye biri varmış mesela, ben bu kanalı tanımıyorum neredeyse. Bu sene 48. sıraya girmiş YouTube Türkiye'de, adamın 2 milyardan fazla da izlenmesi var. Oha. Ne yaptın reis? O yenmez. Abi sen de niye veriyorsun ağzına çocuğun şimdi? Ha bu vermiyor, pardon. 63. sırada. Tunat. Tavus varmış. Bu yıl harbi iyi izlenmiş. 1 milyardan fazla izlenmesi falan var. Ama adam da iyi video çekiyor aga. Yemek yerken kimi izliyorsunuz? Tunat Tavus'tur. %100. Ya da böyle acıkmanız gerektiği zaman mı diyeyim, ya da böyle durduk yere işte izliyorsunuz abi. Bir dakika, ben şey kanalı mı gördüm? Hip Hop kanalı mı gördüm? Bir dakika. Sof 79. sırada Sof Genius diye bir tane var. Ben bunu bir yerde görmüştüm sanki. Oha oğlum, Hip Hop kanalı YouTube Türkiye'de 100. sırada kaçıncı geçmiş? Kendinin bile bence haberi yoktur 79. sırada. Hip Hop kanalı biliyorsunuzdur, ben bilmiyorum da. Bayağı iyi izleniyor lan ama. Bir tane videosuna bakayım. Yabancı adam kızdan yardım isteyip onu kandırıp zarar veriyor. Ya bu da hikaye tarzında videolara falan başlamış. Normalde ben K-pop falan çekiyor diyebilirim ya. Kız travma geçirip artık babası da dahil tüm erkekler... Benim anlatmak istediğim şey şu abi. Yani kız sesin olunca bir daha değişik oluyor ya. Daha çok tutuyor. Türkiye'de böyle, ben bilmiyorum. Ama yanlış anlamasın, bununla alakalı, yani bu kızla alakalı bir şey demiyorum. Bu YouTube Türkiye'de böyle. Sadece ben onu diyorum. Bir kız sesi duyunca oluyor. Erkek sesi olunca. Bence. Bilmiyorum. Yani bu kadar da. Zaten siz göz gezdiriyorsunuzdur. Daha kimler falan var diye bakıyorum da. Yani diziler falan bir şeyler var ama onun dışında kanallar bunlar. Arap kanalları olmasa güzel olurdu. Çünkü Araplara bak karşı bir şeyimiz yok. YouTube Türkiye'de Arapların ne işi var abi? Türkiye bak. Türkiye'den bahsediyorum. Büyük ihtimal bizim ülkemize Pakistanlısı, Suriyelisi falan her şeyi olduğu için bunlar da sayılıyor herhalde. Bilmiyorum. Neyse. YouTube'u ele geçiren kanallara baktığımızda. Kendinize bakın. Hoşçakalın.